Ben İlhan Hocamızla başlamak istiyorum. Hep şehir planlaması böyle zamanlarda konuştuğumuz bir konu. Onun dışında ne yazık ki buna çok zaman ayırmıyoruz. Bize bir not verseniz Türkiye'ye şehir planlaması konusunda. Kaç olur notunuz? Biz şehir planlaması yapabiliyor muyuz? Şimdi e, tabii şehir planlaması e, çok önemli bu bu bütün olayın içinde. Ama sanıyorum, hı hı. üç ayrı bilim dalı ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi yer bilimleri alanı, hı hı. diğeri inşaat mühendisliği alanı, yapının yapılmasıyla ilgili, üçüncüsü de şehir ve bölge planlama alanı. Şimdi bu üç alanda da, ...değerli e, öğretim üyelerimiz var, iyi bilgilerimiz var ama e, 1939 Erzincan depreminden bugüne kadar olan... ...bütün büyük depremlere baktığımızda Türkiye her defasında bu büyük depremler sonrasında önemli... Ee, kararlar aldı uygulamalar yaptı. Hı hı. Fakat bu sonuçlar, olumsuz sonuçlar sürekli olarak tekrar etti. Şimdi sanıyorum bir genel değerlendirme yapmamızda yarar var. Tabii. bilgi eksikliği problemi değil ama bu bilgilerin stratejiye dönüştürülmesinde, bir deprem deprem ülkesinde stratejiye dönüştürülmesinde ne tür problemlerimiz var diye sormamızın doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü önemli bir mesele hatalarımızdan ders alamıyoruz ve bu hatalarımızdan ders alarak bir deprem kültürü, depremle birlikte yaşama kültürünü en az zararlı olacak şekilde geliştiremiyoruz. Burada bence e, esas ilk yani bir şehir planı falan yapmadan önce. Türkiye'nin deprem stratejisinin, Temel problemi nedir diye bir Hı -hı. soru sormanın doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi bu üç bu konuda kısa bir irdeleme yapmaya çalışacağım. Çok değerli yer bilimcilerimiz şöyle bir değerlendirmeye ulaşıyorlar bilim alanlarının e, normal çalışması içinde. Bize diyorlar ki depremleri ne, ne, nerede olacağını tahmin ediyoruz. Ve bu tahmin ettiğimiz olayın zamanını tahmin edemiyoruz. Ama uzun erimli tekrarlara dayanarak da bu yakın mı uzak mı diye bir şey söylüyoruz. Bu analiz mantığı, bu bir bilimsel analiz, bu analiz mantığı bizi bir sonuca götürüyor. Diyor ki deprem olan yerde yapma binayı, e, binaları. Yeni olan gelişmeyi deprem olmayan yerde yapma. Ama bu uygulanabilir bir şey değil. Gerek Türkiye'nin koşulları %70'i bir deprem bölgesi. Diğer taraftan e, kentlerin tümü yıkılmıyor. insanların o kentlere bağlılığı var ve sonucunda Şöyle bir noktaya geliyoruz ufak tefek e, dikkatleri geliştirerek yine de aynı kentin yeniden depreme belki daha dayanıklı olacak şekilde kurulmasına çalışıyoruz. İnşaat mühendisleri ise bir başka disiplin şöyle yaklaşıyor stratejisini geliştirirken. diyor ki ben, öyle bilgilere ve öyle yönetmeliklere sahibim ki yıkılmayan bir bina yapabilirim hangi koşullarda olursa olsun. O zaman yer bilimcilerin stratejisinin dışında bir strateji gelişiyor. Bu stratejinin ben bu depremden sonra da biraz düşündüğümde bu stratejinin bir önemli Uygulamada problemi olduğunu fark ettim. Bu stratejide zaten deprem sonrasındaki konuşmalarda herkes söyledi ki çok iyi yönetmeliklerimiz var. Ee, i̇şte e, hazır beton yapıyoruz, demirleri nervürlü yapıyoruz vesaire. Yıkılmayan bina yaparız. Şimdi buradaki bence kritik olan ve eksik olduğunu düşündüğüm konu bu çözümün tek, kan, tek kanallı bir çözüm olması ve bu çözümün pahalı olması. Şimdi bu bu bakış açısında e, betonarme çözümler ve onun tekniğiyle ilgili e, uygulamalar. Ve sonunda çok katlı betonarme apartmanlarla gece kondu sorununu çözmek vesaire gibi yaklaşımlar gelişiyor. Şimdi bu yaklaşımların ben problemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi onun detayına girmeyeceğim, sonra gerekirse gir girerim. Aslında bizim yıkılmayan bina yapma stratejimizi Değişik grupların ödeme kabiliyetleriyle uyumlu olan alternatif yıkılmayan bina yapma stratejilerini geliştirmemiz lazım. Mesela e, diyelim ki geçmişte ne, ne tür konutlarımız vardı? Hımış inşaat vardı. Hımış inşaat çok uduzlu bir inşaattı ve depremde, depremden yıkılmıyordu. Mesela nasıl bir yapı malzemesi e, kullanılıyordu onda hocam? Orada ah, ahşap karkas üst, üstüne e, arada dolgu sağlanıyordu. Mesela benim çocukluğum İzmir'de geçti. Ben İzmir'de bir böyle bir binanın içinde çok deprem atla atlattım. Yani e, Şimdi, daha ekonomik ve bölgeye bu, de daha uygun, bölgenin dokusuna da daha uygun, e, daha, orada daha, daha kolay uygun. yapılabilecek Şimdi, alternatif yapıları da kullanalım tabii, diyorsunuz. Ama ama tek tek çözüm bu değil. Hı -hı. E, zemini hareketli hale getirerek de çözüm bulabiliriz. Yani alternatif çözümler mümkün ve alternatif çözümlerin e, maliyet düzeylerini değişik düzeylerde tutarak Toplumun ekonomisiyle bunu daha sonra açarız tutarlı hale getirmek olanağı var. Hı hı. Şimdi geliyorum üçüncü alana. Üçüncü alan ise şehir plancılarının alanı. Deprem sorununun çözümüne baktığımız zaman dört aşama görüyoruz. Bu Birinci aşama işte kurtarma aşaması, ikinci aşama bir çeşit çadır kent, üçüncü aşama konteynerler aşaması, ama dördüncü aşama kalıcı uygulama yapma aşaması. Şimdi bu kalıcı uygulama yapma bir şehir planlama problemi sonunda. Şimdi şehir plancıların temel stratejik ifadesi bu konuda nasıl? Yerbilimcilerin yer bilimcilerin bir stratejik çözümü var. İnşaat mühendislerinin bir stratejik önerisi var. Şehir plancılarında bir önerisi var. Şehir plancıları diyor ki şehir planlamasının usul, ilke ve kurallarına uygun olarak bir şehir planlama yapılmalıdır. Bunu niye diyor? Çünkü deprem'in ilk üç aşamasında çok hızlı davranarak e, karar almak durumunda olanlar dördüncü aşamaya da aynı alışkanlıkları taşımak istiyorlar. Halbuki dördüncü aşamanın farklılığı ne? Dördüncü aşama kalıcı aşama. Burada aceleye getire, getirerek hata yapıp ve bu hatayı ...kalıcılaştırmamak lazım... ...şimdi bu... ...bu diğer ilk üç aşamadakinden... ...farklı bir strateji... Hı hı. ...ve kent plancılarının... ...olaya yaklaşımı böyle... ...ama şunu söylemek isterim... Ee, ...acaba... ...bugün Türkiye'de... ...kent planlamasının... ...kurumsal yapısı ve performansı... ...iyi ...normal durumda iyi mi ve bunu geliştirilmek gerekir, geliştirilmesi gerekir mi? Tabii geliştirilmesi gerekir. Burada bir meslek şövenizmi falan yapacak değilim. Evet. burada demek ki üç tane bilim alanımız var bu işle ilgili. Üçünün geliştirdiği farklı stratejik pozisyonlar var ve biz Bilimsel bilginin kendisinden çok. bu stratejiye dönüşme problemini tartışmamız gerekiyor. Ve benim önerim, özellikle yıkılmaz yapı yapma konusundaki stratejimizi tek kanallı olmaktan çıkartıp, çok kanallı ve değişik gelir gruplarının, Ödeme kabiliyetleriyle uyumlu hale getirmemiz gerekecek. Evet. Bu, bu şimdiye kadar konuya yaklaşımımızdan farklı bir pozisyon. Burada ben durayım isterseniz. Ee, sağ olun.